Yeni bir SPC ile devam ediyoruz. Bugünkü kartımız Rhys James. Çok ucuz geldi kart. O yüzden tabii ki de hype'ı yüksek bir kart olacak muhtemelen. Şimdi Footbin üzerinde yine bir incelememizi yapalım hızlı hızlı. 4662 tane like var, 140 tane dislike var kartta. Ama tabii bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Biz beğenmiyorsak beğenmiyoruz der geçeriz. Öyle de bir uyudut ama şimdi şöyle bir şey var Rhys James'le alakalı. Yani şimdi bu keskin orta olduğu için işte hani gelip kenardan ortalar yaptığımız için daha önceki yayınlarda ve bazı oyuncu incelemelerinde yazdınız. Hani bu özelliğin olan oyuncularda veya beklerde birçok insan orta açıyor. Ben çok açmadığım için çok da denemiyordum ama bu sefer maçlarımı bu şekilde oynamaya gayret edeceğim. Söyleyeyim ve bol bol orta açacağım. Bakalım nasıl açıyor ortaları bir incelemiş oluruz. Şimdi oylarına baktık. Karta geldiğimiz zaman da 176K olarak gösteriyor. Konsol tarafını PC'de de 153K olarak gözüküyor Footbin'de. Şimdi iki tane SPC yapmamız gerekiyor bunun için de. İki tane görev var yani. Çok bir şey değil açıkçası. Bir tane informlu 87 ortalama bir kadro istiyor. Diğeri de muhtemelen 86'dır diye düşünüyorum. Evet, o da informlu yine. Bir tane de İngiliz oyuncu istiyor. Yani 1.86-1.87 kadroya gayet güzel 91 overall bir kartınız olacak. En kötü hadi beğenmediğiniz olabilir yani. Beğenmeyecek olabilirsiniz veya ben de beğenmeyecek olabilirim. Ama her türlü folder için yapılabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi bir hemen geçelim. Oyun içinde bir kartı inceleyelim detaylı bir şekilde. Ondan sonra maçlara geçelim. Rhys James 99 doğumlu, 1.78 boyunda, çalışma oranı yüksek. Beceri hareketleri 4, zayıf ayak 5, tercih etti ayak sağ, hızlı amatör de kontrollü. Oyuncu ayrıntılarına baktığımızda biz gölgemizi bastık. Sağ bek pozisyonu favori pozisyonumuz. Sağ kanat bek ve sağ orta sahada olarak oynayabiliyor. Chelsea'de İngiliz oyuncu. Şimdi nitelik bilgilerine hemen bakalım. 91 hız, 83 şut, 91 pas, dribbling 87, defans 88, fiziksel 88. Hıza baktığımız zaman sprint hızı ve hızlanması gayet güzel. Şimdi şutta bitiricilik 80, şut gücü 93, uzaktan şut 80, voley 80, penaltı 80. Yani şut gücü 93 olabilir ama diğer özellikleri pek bir yani çok da işe yaramayabilir. Sağ orta sağ olarak bence şu anda hani pasa ve dribblinge de bakacağız tabi ama şuttan bizi bir kaybetti zaten. Pasa baktığımız zaman 91 görüş, 90 orta açma, 96 serbest vuruş sabit, 83 kısa pas, 91 uzun pas, 86 falso, 95. Şimdi burada bizi kart yeri aldı. Zaten ben düşünmüyorum yani milyon tane adam oynayacaksa James'le atıyorum. Bir tane falan adam belki çıkardı sağ ortası oynayacak. Çok fazla oynayan olmaz. Pasları da gayet güzel. Dribbling'de de çeviklik 87. Denge 92. Reaksiyon 89. Dribbling 87. Yani dribbling'i de gayet iyi bence bir sabek için. Bir de hani James'in kartları böyle kalın. Fiziği kalın duruyor. Mesela Theo'nun biraz daha nasıl söyleyeyim size. Azıcık daha böyle bir garip bir fizik yapısı var yani James'te. Daha önce de oynadığım için söylüyorum. Hani biraz Theo çakması gibi aslında ama böyle güçlü fizikli bekleri sevenler bence James'ten memnun kalacaktır şimdiden. Defans 88, fiziksel 88. Yani bunlar da gayet ortalamaya baktığımız zaman müdahale 91, kafa isabeti düşük, kayma 86, zıplama 94, güç 89, dayanıklık 88, agresiflik 82. Bütün özelliklerimiz 80'in üstünde, hatta neredeyse bütün özellikleri 85'in üstünde, kartta ucuz. Tekrar onu bir belirteyim. Hani yapar mısınız yapmaz mısınız bilmem ama hani deneyebilirsiniz en kötü. Onu söyleyeyim. Oyun tarzlarına baktığımız zaman ise pas bölümünde keskin pas, uzun topla pas, kesme pasımız var. Savunma tarafında yakın markaj, güçlü var. Bir de engelimiz var. Fizikselde de amansızla uzun taç var. Şimdi bunlar şöyle. Kesme pası zaten biliyorsunuz. Yani herkes kullanıyor bu pası. Böyle maçlarda falan bazen delirtecek derecede sadece bunu kullananlar var. Hem sağ bek hem sol bek koyup sağdan soldan orta açan birçok arkadaşla karşılaşıyoruz. O yüzden önemli bir tabii ki de Playstyle Plus. Yani toplamda 8 tane oyun tarzımız var. Hemen maçlara geçelim. Ondan sonra yorumlarını tekrar karşınızdayım.
Body from the front to the back. James ile maçlarımı tamamladım, tekrar geldim. Şimdi izlediniz zaten, birçok kez orta açtım başta söylediğim gibi. Yani istediğiniz için böyle yorumlarda ve chatte söylendiği için yayınlarda bol bol orta açtım diyebilirim. Birçok da asist yaptı veya asiste yaklaştı. Artık o atamamak tabii benim kazmalığım. Ona diyecek bir şeyimiz yok ama James'in gerçekten ortaları adrese teslim orta açıyor. Bence bu kartı çok fazla göreceğiz rakiplerde. Onu şimdiden söyleyeyim. Böyle biliyorsunuz bazı kartlar yapıştığını böyle bırakmıyor rakip olarak. Durmadan karşınıza gelir. James de onlardan biri olur. Tabii bunun %50'sinin sebebi acayip ucuz geldi. 91 overall bir kart. Özellikleri muhteşem. O yüzden bence James çok fazla rakip olarak karşımıza gelecek. Şimdi benim yoruma gelirsek James'in ortaları dediğim gibi muazzam. Pasları da kısa pasları, uzun pasları falan hepsi gayet iyi. Kısa pası zaten 91. Böyle yakınlarda işte nasıl diyeyim üçgen falan yaptığınız zaman hiç böyle pas hatası yaptığını hatırlamıyorum. Benim için James'in tek sıkıntısı şu. Bazı pozisyonlarda bu fizliği yansıtmadı. Böyle omuz omuza mücadelelerde bir iki tane koyacağım zaten. Onları da yani hani omuz omuza mücadelelerde böyle saçma sapan yere düştü. Özellikle bazı pozisyonlarda böyle kayarken falan böyle saçma sapan kaydığı pozisyonlar var. Onlardan da koyarım. Yani şimdi böyle bir sıkıntı olabilir tabii hani defansta ama şimdi defansı da yüksek. Ya tabii bu 10 tane yaptıysak böyle omuz omuza mücadele 3 tanesinde falan komik derecede böyle rakibe alamadı yani. Hani alması gereken pozisyonlarda ama James'i ofansif olarak %70'lerde falan kullanılabilir diye düşünüyorum. Defansifte de artık o sizin yeteneğinizde kalmış bir durum. Yani sonuç olarak James'e benim puanım 8.5-9 civarı bir şey yani. O ortalamalarda geziyor benim için. O da ortalardan çok keyif aldım. Çok güzel orta açtığı için ki ben dediğim gibi sevmiyorum, nefret ediyorum orta açmaktan ama James'le gayet keyifliydi. Böyle ortaya açtım açtım saçma sapan acayip acayip yerlerde kafalarını ve ayaklarını oturttum. Hatta bir gol görmediyseniz geri dönüp oraya geçtiyseniz geri dönüp tekrar bakabilirsiniz. Benden James yorumları bu kadar. Sizden de yorumlara bekliyorum. Hani ben demiyorum öyle beni takip edin falan sevmiyorum öyle şeyler ama o zaten hani istiyorsanız edersiniz ama yorumlara bekliyorum James konusunda ne düşündüğünüzü. Çünkü orada böyle kartı değerlendirdiğim zaman karşılıklı bazen beğenmediğim karta bile bir daha dönüp acaba hani haklı olabilirler mi deyip denediğim oluyor. Onu da söyleyeyim. Benden bu kadar. James hakkındaki yorumlar. Bir sonraki SPC incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.